Libya'dan Türkiye kararı, asker istediler. Hafter'den de Türkiye'ye tehdit. Arap medyasının geçtiği son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderebileceğini söylemişti. Darbeci Hafter ise Türkiye'yi tehdit etti. Merkezi Dubai'de bulunan Orta Doğu Yayın Merkezi'ne bağlı ve Suudi Arabistan fonlu haber kanalı El Arabiya, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığını iddia etti. El Arabiya aktardığı son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler'in desteklediği El Sarraj hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında Türk Ordusu Kuvvetleri'nin başkent Trablus'a gönderilmesi kabul edildi. Henüz resmi açıklama yapılmadı. El Arabiya televizyonunun iddiası hem Türkiye hem de Libya tarafından henüz doğrulanmadı. Katar merkezli El Cezira televizyonunda kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde El Sarraj hükümetinin darbeci General Halife Hafter'e karşı Türkiye'den askeri destek almayı kabul ettiğini duyurdu. Libya Başbakanı Faiz Es-Sarraj'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu ülke içindeki ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenledi. Sarraj başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkiye ile imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasının etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Erdoğan sinyali vermişti. Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderebileceğini söylemişti. Hafter'den Türkiye'ye tehdit. Darbeci Hafter'in sözde ordusundan Körfez medyasına yapılan açıklamada Libya'ya gelecek herhangi bir Türk askeri gücünü hedef alacağız ve onları vuracağız denildi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz El-Sarraj deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalamıştı. Libya'dan Türkiye dahil toplam 5 ülkeye kritik çağrı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz El-Sarraj 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz El-Sarraj'ın medya ofisinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den darbeci general Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek olmaları istendi. Açıklamada ayrıca saldırılarını artıran DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasa dışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere işbirliğini yoğunlaştırma çağrısı yapıldı. Türkiye kararı kabul edilmişti. Libya'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Darbeci General Hafter son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik belirleyici savaş adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti. Talal el-Mahdi'den Türkiye ile ittifak çağrısı. Ürdün'ün önde gelen aşiret liderlerinden aynı zamanda senato üyesi olan Talal el-Mahdi ülkesinin Türkiye ile ittifak yapması gerektiğini dile getirdi. Talal el-Mahdi bölge ile ilgili vizyonu olan
ve bize yakın tek ülke Türkiye kalıyor. Bundan dolayı Türkiye ile ittifak halinde olmalıyız ifadelerini kullandı. Gelecek dönemde mutlak şeffaflığa büyük ihtiyaç duyuyoruz diyen Mahdi, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı güçlü aktörlerin bölge için planları olduğuna işaret etti. Mahdi, Ürdün'ü bekleyen endişe verici muhtemel gelişmeleri hükümet yetkililerinin değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek Arap ülkelerinin İslami ilkeler üzerine oturtulmuş bir projesi olması gerektiğini ancak mevcut şartlarda bunun mümkün görünmediğini vurguladı. Bizim çıkarımız nerede diye Mahdi şöyle devam etti. Çıkarımız Fars projesiyle birlikte olmak mı? Ben kesinlikle ama kesinlikle hayır derim. Çıkarımız Siyonist projenin ve ABD projesinin yanında olmak mı? Elbette hayır. Bunda bizim herhangi bir çıkarımız olamaz. Bunların dostlarına ve müttefiklerine karşı hiçbir vefası yoktur. Mahdi, geriye bölge ile ilgili vizyonu olan ve bize yakın tek ülke Türkiye kalıyor. Bundan dolayı Türkiye ile ittifak halinde olmalıyız ifadelerini kullandı. Talal Mahdi, iki tür söylemimiz olmalı. İlki Türklere dönük, diğeri de bölgede Türkiye karşıtlarına dönük diye konuştu. ABD'den ne kazandık diye sorarak mevcut vizyondan daha farklı bir ulusal stratejiye sahip olunmasını temenni ettiğini belirten Mahdi, belirli bir istasyonda durup siyasi girişimizi değerlendirmemiz gerekiyor tespitinde bulundu. Ürdün'ün tüm toplumsal yapılanmasının aşiretler üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Mahdi, ülkedeki rejimin özel çıkarlarına uygun olan aşiretlere yoğunlaşarak onları yönetim sisteminin dayanağı haline getirdiğini belirtti. Mahdi bu sistemi korumanın bir hedefinin de aşiret mensuplarını siyasi örgütlenmelerden uzak tutmak olduğuna dikkat çekti. Ürdün'ün bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Mahdi, buna rağmen hükümetlerin birçok sorunu aşiretçilik üzerinden çözebildiği için bu sistemi desteklemeye devam ettiklerini anlattı. Ayrıca Putin'in yaptığı bir açıklamada Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz. Yarın Türkiye'den delegasyon gelecek, onlarla Moskova'da görüşeceğim dedi. Gazetecinin Batı basını Rus güçlerinin General Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor demesi üstüne Putin esprili bir dille Batı basının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz yanıtını verdi. Devamında Putin hem başında Es-Sarrac'ın bulunduğu hükümetle hem de Haftar ile temas içerisindeyiz dedi. Rus lider ayrıca Libya'daki taraflar arasındaki çatışmaları diyalog yoluyla sonlandırmak istediğini söyledi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraç, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölgede planları bozulan bazı ülkeler Türkiye'ye karşı harekete geçmişti. İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası nedeniyle Atina ile Ankara arasında ipler gerilmiş, Yunanistan Libya Büyükelçisini sınır dışı etmişti. Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmuştu.